Tamam. Başka ilgili sen başkanım. Basınımızın değerli temsilcileri, hoş geldiniz. Kıymetli arkadaşlarım, çiftçilerimiz ülkemizin gıda ihtiyacını karşılamak ve geçimlerini sağlayabilmek için her yıl olduğu gibi bu yılda çok zor şartlar altında arazilerini ekerek üretimine devam etmiştir. Bu yıl üretim sezonumuz her zamankinden çok zor geçti. Tüm dünyanın ve ülkemizin yaşadığı pandemi sürecinde bir gün olsun işlerimizi aksatmadan tüm zor şartlara rağmen üretime devam ettik. Geçtiğimiz aylarda fahiş gübre ve ilaç artışlarıyla mücadele eden çiftçilerimiz bugün de iklimsel kuraklıkla mücadele etmektedir. Değerli arkadaşlar, ilimiz iklimsel kuraklık sebebiyle ilimizin yeterli yağış alamaması, geçtiğimiz haftalarda sıcaklığın sıfırın altına düşmesi sebebiyle ürünlerimiz büyük zarar gördü. Buğdayımız, arpamız bitti. Diğer ürünlerimiz gelişimini tamamlayamadı. Meyve ağaçlarımız büyük zarar gördü. Çok büyük kuraklıkla karşı karşıyayız. Çankırı ilimizin bu yaşanan kuraklık nedeniyle afet bölgesine dahil edilmesini bekliyoruz. Allah çiftçilerimizin yardımcısı olsun. Çankırı Ziraat Odası olarak ilimizde yaşanan kuraklık sebebiyle konuyu Genel Merkez, TÜZOP ve ilgili birimlere ilettik. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve Toprak Mahsulleri Ofisimizle beraber irtibat halindeyiz. Konu hakkında tüm muhtarlarımızı uyararak kuraklık dilekçelerini vermelerini talep ettik. Çankırı Ziraat Odası olarak biz de tüm köylerimiz adına kuraklık dilekçemizi verdik. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli ilimizde kuraklık hasar tespit çalışmalarını başlattık. Değerli arkadaşlar, üretimin artarak devam etmesi için çiftçilerimizin yeterli gelir elde etmesi lazımdır. Bunu sağlamak için sektörün başlıca sorunlarının çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Çiftçilik faaliyeti çok maliyetli bir iştir. Tohum, ilaç, gübre ve mazot masrafı derken yüksek meblağlar harcadık. Bu maliyeti karşılayabilmek için çiftçilerimiz borçla, kredi kartı, krediyle tohumunu, ilacını, gübresini aldı. Çiftçilerimizin çiftçilikten başka geliri yoktur. Yapmış olduğumuz harcamaların ödemeleri yaklaşıyor. Çiftçilerimizin vadesi gelen borçlarını bu yaşanan kuraklık nedeniyle ödeme şansı yoktu. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından dün açıklanan borç ertelemesi ve hububat alım fiyatları açıklaması çiftçilerimizi memnun etmiştir. Kendilerine çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum. Beklentilerimiz, TÜZOP Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar'ın belirttiği gibi kuraklıktan zarar gören üreticilerimize dekar başına 150-200 lira kuraklık desteği verilmesidir. Borçlarımızın faizsiz ertelenmesi veya düşük faizle uzun vadeye yayılmasını talep ediyoruz. Üretimin devam etmesi için çiftçilerimize düşük faizli kredi kullandırılmalıdır. Önümüzdeki üretim sezonu için üreticilerimize hibe desteği verilmelidir. Hibe tohum desteği verilmelidir. Çiftçilerimizin Ziraat Bankası tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarını faizsiz olarak uzun vadeye yayılarak ertelemesini istiyoruz. Hatta özel bankaların da bu zor günde çiftçilerin yanında olmalarını, borçlarını düşük faizle ertelenmelerini bekliyoruz. Bu yıl üreticilerimiz primlerin yüksek olması sebebiyle tarım kuraklık sigortası yaptıramadı. Sigorta primleri düşürülmeli, afetler karşısında üretici sigorta yaptırmalıdır. Bağkur primleri borçlarının faizsiz olarak ertelenmelidir. Ayrıca Bağkur primlerinde indirmeye gidilmesini istiyoruz. İlimiz çiftçisinin özlemle beklediği Koyun Baba ve Profesör Doktor Hasan Zuhri Sarıkaya sulama projelerinin de bir an evvel tamamlanması bekliyoruz. Bu büyük projenin tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 250 bin dönüm arazimiz suya kavuşacaktır. İlimiz tarımına büyük katkı sağlayacaktır. Çiftçilerimiz pandemi döneminde dahi bu milletin gıda güvencesini sağlamış, bu milletin sofrasından hiçbir şey eksik etmemiştir. Fedakar çiftçimize bu zor gününde yanında olunmalı, gereken destek verilmelidir. Ziraat Odası olarak yaşananlar mağduriyetlerin giderilmesi noktasında konunun takipçisi olacağız. Bu vesileyle katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. İçinde bulunduğumuz pandemi salgından bir an evvel kurtulmamızı diler. Çalışan, üreten ve alın teri dökerek büyük emek ortaya koyan tüm çiftçilerimize işlerinde kolaylıklar, sağlıklı günler dilerim. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Başkanım,
Başkanım bir fotoğrafta bizi alalım. Çiftçilerimizden de konuşmak isteyen vardır vardır. Evet sevgili Çankırı Postası izleyicileri, Germece köyündeyiz ve şu anda Ziraat Odası Başkanı Necat Gamzeli konuştu. İsmim Gürsel Çelik. Çankırı Germece köyünün nüfusuna kayıtlıyım. Evet. Çiftçiyim, üreticiyim. Bu sene 2021 yılı çok kötü, ağır bir şartlarda geçti. Kuraklıktan dolayı mağdur olduk. İnşallah devletimiz gereken yardımlar bize yapacak. İnanıyoruz. En kısa zamanda Koyunbaba Barajımızın yapıldı ama sulama sistemleri bitmedi. Sulanırsa çok memnun olacağız. Bunda iyi, hızlı bir yatırım gelirse bu bölge kuraklıktan kurtulacak inşallah. Diyeceğim böyle. Var. Buğday ve arpa ekim var kendi şahsımın. 400 dönüm üzerinde nohut ekimim var. Hasar, zayiat çok büyük. İnşallah gelecek yıllarımız iyi olur da bundan kurtuluruz. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bir de şey yapalım. Onun söylemi görüldüğü gibi kalanı attırmıyor. Evet, Çankırı Postası izleyicileri, Germece köyündeyiz ve şu anda gördüğünüz gibi Ziraat Odası Başkanı Necat Kandeli bir basın açıklaması yaptı ve basın açıklamasında Çankırı'da kuraklık olduğunu söyledi. Evet, şimdi de muhtarımız konuşacak. Merkez Germece Köy Muhtarı Cemal Çelik. Malumunuz işte Ziraat Odası Başkanı'nın anlattığı gibi durum meydanda. Çiftçi şu anda perişan bir durumda. Ne yapacağını şaşacak bir durumda. Tohum gersen geri, yani Ekim ayında bu buğdayları nasıl ekeceğimizi düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımızın da açıklamış olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz kendisine ama tohum desteği, gübre, mazot desteği bekliyoruz bu sene. Saygılar, hürmetler. Evet sevgili Çankırı Postası izleyicileri, tekrardan hatırlatmak gerekirse Germece köyündeyiz ve Germece köyünde Ziraat Odası Başkanı Necat Kamzeli Çankırı'da yaşanan kuraklığı dile getirdi ve arpa, buğdada Çankırı'da bir kuraklık olduğunu ve bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini talep ettiklerini söyledi ve şu anda da Germece köyünde kuraklık yaşanan bir tarlada gördüğünüz gibi şu anda, yani yeşil olması gereken bu tarlanın tamamen sararmış durumda olduğunu görüyoruz. Bu yıl biliyorsunuz yağmur fazla Çankırı'ya yağmadı ve yağış olmayınca da tarlalarımızda böylesine bir durum söz konusu oldu ve kuraklık şu anda yaşanıyor. Evet, burada çiftçiler geldi, tarlada dertlerini anlatıyorlar. Evet, şu anda tarlanın traktör biraz önce sürmek zorunda kaldı. Çiftçimiz artık tarlasını sürmeye başladı. Çünkü hiçbir şey kalkmayacak buradan. Köyümde 10 bin dönüm arazi sürülecek. 10 bin dönüm. Şu anda pullukları koştuk yani. Kaç bin dönüm yerin var, kaç bin dönüm sürülecek? Yani 20 bin dönüm yerimiz var. 12-13 bin dönümü sürülecek. İçer girmez. Hasat yapılmaz. Daha biçime kadar da belli bir zamanımız var. Daha ne olacağı belli değil çünkü kuraklık devam ediyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Teşekkürler. Evet. Sevgili Çankırı Postası izleyicileri, tekrardan burada belirtmek gerekirse Germece köyündeyiz. Çankırı Merkez Germece köyündeyiz ve Germece köylü çiftliler kuraklıktan şikayet ettiler. Gördüğünüz gibi zaten buradaki tarlada tamamen sararmış durumda. Ziraat Odası Başkanı Sayın Necat Gamzeli de burada geldi, bir basın açıklamasında bulundu ve bölgenin afet
bölgesi ilan edilmesini istiyor. Çiftçilere destek istiyor. Biraz önce de muhtarın da söylediği gibi Germece'de sadece 10 bin dönüm arazinin bu şekilde kuraklıktan etkilendiğini söylüyor ve şu anda da mecburen bu tarlaları alamayacakları için, herhangi bir mahsul alamayacakları için traktörlerde sürmek zorunda kaldılar. Evet, Çankırı'da durum bu şekilde. Bu yıl fazla yağmur yağmadı maalesef. Yağmur yağmadığı için de kuraklıktan etkilendi çiftçilerimiz. Tabii bu da fiyatları, un fiyatlarına yansıyacak, ekmek fiyatlarına yansıyacak. Bu açıdan da çok ciddi sıkıntılı bir günleri bizi beklediğini de söyleyebiliriz. Özellikle buğday ithal edilmesi de Türkiye'ye daha fazla pahalı buğdayın girmesi fiyatların, gıda fiyatlarında artmasına neden olacak. Evet, biz burada Germece köyünde burada yaşananlara sizlere aktardık Çankırı Postası'ndan. Herkese, bizleri izleyen izleyicilerimize sevgiler, saygılar sunuyoruz.